Kırdığı potla geçtiğimiz haftaya damga vuran Dilan Çiçek Deniz nasıl geri adım attı? Vildan Atasever İstanbul'u terk etme kararımı aldı. Cemal Ünal nasıl bulutların üstüne çıktı? Sırada dop dolu bir magazin turu var. Haftanın en çok konuşulan olayının baş kahramanlarından, polemik yaratıcılarının en genç temsilcisi Dilan Çiçek Deniz'in yanına gidiyoruz. Tabii ki Oğuzhan Koç'u soracağız ama önce ortamı bir ısıtalım. Nasılsınız Dilan Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz diyelim. Venedik'teydiniz. Hoş buldum, evet. Malumunuz ünlü oyuncu Venedik Film Festivali'ne katıldı. Kıyafetiyle sınıfta kalsa da güzelliği sayesinde 10 üzerinden 10 puan aldı. Güzel geçti. İkinci senemdi bu sene. Şahane geçti. Herkesin merak ettiği soru aynı aslında. O malum soruyu soracağız ama önce mevzuyu bir hatırlatalım. Dilan Çiçek Deniz'le Oğuzhan Koç bir etkinlikte karşılaştı. Yan yana duruyorlardı ama ne konuştular ne selamlaştılar. Biri Halep'te, diğeri Arşın'daydı. Ama birkaç saniyelik görüntü aşk iddialarına neden oldu. İlk açıklama Dilan Çiçek'ten geldi. Çam devirmek deyiminin gerçeğe dönüşmesini izledik beraber. Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç için tanımıyorum dedi. Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç'la hakkımda çıkan aşk mı yaşıyorlar haberi tamamen yalandır. Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile fark etmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir. Oğuzhan Koç'un cevabı ise oldukça inceydi. Konser görüntülerini beni tanıyanlar için şarkı söyledim notuyla paylaştı. Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam. Teşekkürler Afyon. Her şeyi anlattığımıza göre günümüze dönebiliriz. Oğuzhan Koç sorusu geldi tabii ki muhabir arkadaşımızdan. Yani kendisini sanatçı olarak tanıyorum tabii ki ama tanışmıyoruz. Öyle anlatmak istemiştim. O kadar. Kendisini tanımıyorum diyerek kırdığı potu böyle toplamaya çalıştı Dilan Çiçek Deniz. Yani kendisini sanatçı olarak tanıyorum tabii ki ama tanışmıyoruz. Öyle anlatmak istemiştim. O kadar. Yağmur Tanrı sevsin, hangi yeteneğiyle Avrupa'ya açıldı? 8 ülkede. Tek nefes Şahika Ercümen imkansızı başarmak için atağa kalktı. Dünya rekorunu da getireceğim. Pınar Eliçe'nin başına gelmeyen kalmadı. Benim annem şu an sokakta. Kimler ünlü solisten servet istedi? Bana 200 bin TL para vereceksiniz. Mehmet Erdem'le evlenen Vildan Atasever şehri terk mi ediyor? İstanbul terk et. Dilan Çiçek Deniz Oğuzhan Koç'tan nasıl özür diledi? Tanışmıyoruz. Öyle anlatmak istemiştim. Hafif esen rüzgarın saçları uçurduğu yazdan kalma bir sonbahar gününde göz kamaştıran boğaz manzarasına karşı alarmı çalıyor Yağmur Tanrı sevsin. Elinin çamuruyla röportaja gelen Yağmur Tanrı sevsin meğer seramik sevdasının nasıl sınırları aştığını anlatacakmış. Oyuncu olarak değil, seramikçi olarak dünyaya açılmış. Çok güzel bir projem var. Yurt dışında, Avrupa'da yani tam açıklayamıyorum aslında ama 8 ülkede benim seramiklerim yer alacak, tasarımlarım yer alacak. Tek nefes Şahika Ercümen de burada. Sırt çantasına doldurmuş rekorları dönmüş yurda. Nice high grab. Tek nefeste 100 metre dalıp rekor kırmıştı deniz kızı Şahika. I'm okay. Onu izlerken bizim klostrofobimiz tuttu ama deniz kızı Şahika daldığı gibi çıktı. Biraz zor bir süreçti açıkçası. Son iki aydır evden uzağım. Gelir gelmez mükemmel bir spor organizasyonuyla aslında böyle başladım Türkiye'ye. Gururluyum, mutluyum ama bir hedefimiz daha var. O da Ekim ayında yapacağımız dünya rekoru denemesi. Umarım ülkemize dünya rekorunu da getireceğim ve 100. yılımıza armağan etmek istiyorum. Boğaz'ın eşsiz manzarasını geride bırakarak Nişantaşı kalabalığına karışalım. O karşıdan gelen de kim? Pırlantaların saçtığı ışıktan kör olduk adeta. Kör oldum! Sakin ol. Kör oldum! Bizi kör eden 179 bin liralık pırlanta küpeleri ve 1 milyon liralık tek taşıyla yürüyen kuyumcu Pınar Eliçe karşımızda. Pınar Eliçe bir marka.
Bu markayı da bilenler biliyor. Ama markanın başı biraz dertte. İstenen de şoke edecek cinsten. En büyük sorunlardan bir tanesi kanayan yarası. Maalesef ki her zaman kiracıların mağduriyeti konuşuldu. Ama gerçekten ev sahipleri de bu konuda çok mağdur. Ev sahibi olarak mağdurum diye başladı söze. Devamını nasıl getirdi birlikte izleyelim. Mağdur. Benim annemin evi, oturduğu ev kentsel dönüşüme girdiği için yıkıldı. Ve orada kiracıydı. Bana yakın olsun diye orada bir kiralık ev tutmuştuk. Ve şu an annemin sokakta kaldı. Ve biz kiracımızdan rica etmiştik. Demiştik ki hani ben bunu söylediğimde 5 ay önceydi. Ağustos ayında boşaltır mısınız? Boşaltırız Pınar'ın. Pınar İliçe kirada olan evine annesini yerleştirmek istemiş. Ama bakın kiracı bunun için ne istemiş? Bana 200 bin TL para vereceksiniz. İşte taşınmamı sağlayacaksınız, onu yapacaksınız. Yani toplamında baktık ki, yani ben de şöyle söyledim, o zaman biz size hiç zahmet etmeyelim, bir ev alalım, sizi oraya geçirelim, bir zahmet öyle boşaltın. Yani böyle saçma şey olabilir mi? Yaz sıcağından kaçalım da klimalı AVM'lerde biraz takılalım diye kendimizi içeri atıyoruz. Ev sahibi misali elinde kolonyayla Vildan Atasever karşılıyor bizi. İnternet yok. İster misin? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Biraz geçmişe gidelim de şimdi bize kolonya tutan Vildan Atasever'in evin asi kızı olduğu zamanları hatırlayalım. Aradan yıllar geçti, köprünün altından çok sular aktı. Vildan Atasever'in bir sarı saçları bir de gülümsemesi hiç değişmedi. Tabii bunda Mehmet Erdem'le yaptığı evliliğin de etkisi var. İki sene önce sade bir törenle evlenen Mehmet Erdem'le Vildan Atasever'in şehri terk etme planları yaptığı iddia edilmişti. Ne kadar doğru acaba? Ev aldığınızda dair orada haberler çıktı. Hayır, yok öyle bir şey. İlgisi yok. Yani şu anda öyle bir şey düşünmüyoruz. İnşallah ileride. Ama Bodrum mu olur, başka bir yer mi olur bilmiyoruz. Ama bildiğim kadarıyla o bölgede yaşamayı düşünüyorsunuz. Yok, hayır. Öyle yani haberler okumuştuk. Yani şu anda İstanbul'u terk etmeyi düşünmüyoruz. Vildan Atasever'i şehrin kalabalığıyla bırakıp ıssız adam Cemal Hünal'ın yanına gidelim. Ünlü oyuncu ıssızlığına seviye atlatmış, bulutların üzerine çıkmış. Çalışması kolay bir film olmadı. Karakterler adına farklı özveri istiyordu çünkü sadece iki kişiyiz. Ve iletişimde de güçlük çeken iki kişi. Gerçekten çok eğlenceli geçti. Olağanüstü bir doğa içerisindeydik ama çok sıcaktı.